biz hiçbir siyasi partiye yakın değiliz, hiçbir siyasi partiye de uzak değiliz dedi. İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat tesislerde yaptığı açıklamada İskenderunspor'un hiçbir siyasetin içinde olmadığını ve tüm şehir turuncu mavili renklerin etrafında yer aldığını açıkladı. Hatta sevgili başkanım Lütfü Bey'le dün telefonda konuştuk. Zaten çok konuşuruz Lütfü Başkan'la. Devamlı birbirimizden futbol istişaresi yapıyoruz. Vallahi dedi. Hatta böyle söyledi. Vallahi kardeş dedi. Ben orada olsaydım gelirdim dedi. Şampiyonluk kutlamalarının ardından sosyal medya üzerinde yapılan siyaset eleştirilerine cevap veren Bolat, geldiğim gün herkese söyledim. Benim siyasette işim olmayacak diye. İskenderunspor sevgisi siyasetin de üstündedir. Bizlerin çok güzel planları var. Bunları kimse farklı yerlere çekmesin dedi. İskenderunspor'a çok sahip çıkıyor o da. O da bir programı vardı, katılamadı ki kaldı ki 3 gün önce Ankara'da geldi. Birbirimize sarıldık, birbirimizi öptük. Ve Serkan Topal vekilim geldi. O hatta bir açılışı vardı. Bütün programı değiştirdik. Onu erken aldık, görüştük. Serkan Topal'la dün en az 3 defa sarıldık. Şimdi bunu siyasi bir mitinge çevirdim diyen insanların hepsi art niyetlidir. Yani biz herkese çok yakınız. Bizim hiçbir siyasi partiden, hiçbir kimseyle sorunumuz yok. Zaten ben eğer bir siyasi partiye yakın olursam, İskenderunspor'u bir siyasi partiye yakınlaştırırsam zaten bu bize yakışmaz. Çünkü bütün taraftarlarımızın hepsinin ayrı ayrı partileri destekliyorlar. Bu zaten yakışık değil. Ayrıca İskenderun Belediyesi üstlendi bütün o programı. Kendiler ayarladılar. Kendiler finanse ettiler. Kendilerin programında biz de geldik, kutlamayı yaptık. Çok şükür İskenderunspor'un cebinden de kutlamalar için bir kuruş para çıkmadı cebinden. Yani onlara da teşekkür ediyorum ama bunu siyasi bir polemik haline getirmenin anlamı yok. O taraftarların da o kadar geldiği emekleri var. Oraya yaklaşık 15-20 bin kişi gelmiş. Yani bunu insanların sırf sizin siyasi kimliğiniz var diye bunu değişik yerlere çekmenin hiçbir anlamı yok. Çok ayıp ediyorlar, çok yanlış ediyorlar. Ve ben bütün İskenderunspor taraftarlarından rica ediyorum. Böyle insanların haberlerini okumasınlar, dinlemesinler. Biz burada birlik olmamız gerekirken, birlik olmamız mesajlarını her yere yayarken, bu kadar güzel işler yaparken insanların gelip de böyle şeylerin içerisine etmesi gerek yok. Ama bir olay var, Abdülkadir Özel. Abdülkadir Özel'le benim yakınlığım siyasetle hiçbir alakası yok. Abdülkadir Özel, ben bu kulübü aldığım günden bugüne kadar bize bütün kapıları açan, her şeyimizi, her sorunumuzla gece gündüz ilgilenen, gecenin ikisinde bile bize telefon açan bir insan. Hangi parti doğrusu olsun, Abdülkadir Özel yarın bir gün milletvekilliğini bıraksa bile bizim kendisi onursal başkanımızdır ve bunun da bir planlaması vardır. Allah korusun, yarın bir gün bana bir şey olursa ben eminim ki Abdülkadir Özel bu kulübü en iyi yerlere yine getirecektir. Ve Levent Yılmaz, benim en çok güvendiğim insan Levent Yılmaz ve Abdülkadir Özel'dir bu konuda. Çünkü biz kulübü Hakan Bolat'a bağlı bir kulüp yapmak istemiyoruz. Bunu yaparsak çok yanlış bir şey olur. Biz her şeyin A, B, C planını uyguluyoruz. Niye bizim bu kadar şampiyon olduğumuz, 26-27 yıl sonra şampiyon olduğumuz yerde bu insanlar böyle bir şeylerin içerisine giriyorlar? Gerek yok. Yanlış bunlar. Ayrıca dün iki tane arkadaşımız Celal Veloğlu ve Tezcan podyuma çağrılmayı unutuldu o hengameden. Çünkü bütün program karıştı. Onların da yeri bizim için ayrıdır. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama bu bizim kulübümüzün içerisindeki sorun. Bunu kötüye anlatmanın bir anlamı yok. Lütfen İskenderunspor'un bu büyük şampiyonluğuna, 26-27 yıl sonra gelen şampiyonluğuna hiç kimse gölge düşürmesin. Biz Cumhuriyet tarihi kurulduğundan beri Türk futbolunun en zor üçüncülük grubundan çıktık. Başka gruplar 18'di, bizimki 19'du. Ve burada 5 tane takım şampiyonluğu oynuyordu. 5 takım şampiyonluğu oynuyordu. Bizim harcadığımız bütçenin tam 4 katı para harcayan kulübü yendik ve şampiyon olduk. Şimdi bunun tadını çıkartmak zamanı. En fazla futbolcuların hak ettiği bu şampiyonluğu, işte bunu siyasete çevrilmiş, öyle etmiş, böyle etmiş. Bunlar yanlış, alakasız şeyler. Burada birlik olmamız gerekiyor. Tek rengimiz var, turuncu mavi. Başka hiçbir siyasi rengimiz yok.